Herkese Danimarka'dan günaydın. Bugün sizlere Danimarka'daki ilk günümü çekmek istiyorum. Şehre erken gideceğim için şimdiden kahvaltımı hazırlayıp her Danimarkalı gibi ben de yemeğimi yanıma alacağım. Antalya'da 45 derece sıcaklıktan buraya geldikten sonra o kadar rahatladım ki hemen uzun kollumu giydim. Muhtemelen bana soğuk geliyor. Diğer Danimarkalılar hala tişörtle gezmeye devam ediyor. Olsun, ben nereden geldiğimi hatırlayarak ona göre giyineyim. Üstüme mont da giyeceğim çünkü bisiklet süreceğiz. O zaman keyifli bir vlog diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla vlog gelmesini istiyorsanız. Kahvaltımı hazırlayacaktım. Çok. Ama bunu böyle şekilde kesmek çok zor. Anneannem kesti. Like a mouse piece. Böyle garip oldu. Kesilmiş almak daha mantıklı. Böyle veriyorlar. Böyle satıyorlar. 35 kron. Ama kendiniz kesmek zorundasınız. Biz kesemedik ve olmadı. Annemi bekleyeceğiz. Üstüne avokado süreceğim. Ve üstüne peynir koyacağım. Sonrasında şehre gideceğimiz için de paketli bir şekilde götüreceğiz. Ama güzel gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Olması gereken bu, olan bu. Bayağı fark var. Şu anda şehre doğru bisikletle gidiyorum. Bayağı soğuk bence yani. Burada yaz montla yaşanıyor Danimarka'da. Şimdi sizlere yolu da göstererek şehre gidelim. Bisikletimi park ettim. Şimdi Danimarka'ya giderken ki ilk yaptığım iş kendime bir sim kartı almak. Çünkü aylık kart abonem yok yani burada. O yüzden şu anda ilk 7-Eleven, Asya'da da popüler olan, burada da popüler olan 7-Eleven'dan sim kartı almak. Fiyatları da söyleyeceğim. Belki 2-3 günlüğüne de bir haftaya gelenlere bir yani öneri olur. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kütüphaneye geldim, o yüzden biraz sessiz konuşacağım. Sim kartını sordum. Sim kartına 50 kron veriyorsun, üstüne 100 kron da internet için ödeme yapıyorsun. Bu fiyat bana çok absürt geldi. O yüzden annemi bekleyeceğim, annem otobüse geliyor. O geldiğinde başka yerlere de soracağız, bana çok pahalı geldi. Şimdi şu kahvaltımı bitire koyayım. Sonra annem de gelecek. Şu anda merkeze geldik. 150 krona 60 GB'lık internet aldım. 50 krona sim kartın kendisini aldım. Geri kalan para da 60 GB. Siz, 10 saat konuşma. 10 saat konuşma bir de. Onu söylemeyi unuttum çünkü o benim çok düşündüğüm bir şey değildi. Şu an merkezi birazcık gezeceğiz. Sonra kıyafet bakmaya gideceğim. Ve bir tane de içecek alacağım. Her ne kadar soğuk gelse de canım bir şeyler çekiyor. Burası bu arada bayağı büyümüş. Şehrin merkezindeyiz şu anda. 100 krona böyle gömlekler bulduk. Jack & Jones Türkiye'de bence biraz pahalı. Ama gömlek fiyatına bence bir de kazak var. Bu da güzelmiş. Çok beğendim. Şu şekerlerden uzak duruyoruz. Sadece içeceğe odaklanıp çıkacağım şimdi. 16 krona İtalyan bir içecek. Tadı çok güzel. Instagram'a bir reels çekmek için alan bakıyordum. Işık bayağı kötüydü. O yüzden bu parktan ayrılacağım. Instagram demişken Instagram sayfamızı lütfen takip etmeyi unutmayın.
Bahçe çok güzel, arka plan çok güzel ama dediğim gibi bazen ışık bizden yana olmuyor ne yazık ki. Şöyle ağacın arasından geçelim, başka bir alan bulmaya çalışalım. Bir tane ormanın içinden geçiyorum. O kadar serin ki burada kano yapanlar da var. Çok rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Soldaki yerde hayvanat bahçesi. Burayı da Enes'le yürümüştüm. Şöyle bir dondurma aldık. 3 tane top seçiyorsun. Golden'ı görmeniz için böyle bırakayım. ₺50 böyle bir dondurma. 3 tane top aldık. ₺60 dedik. Bence oldukça büyük ve doyurucu. Günümüzü burada yavaş yavaş bitiriyoruz. Neli aldım diyecekseniz meyan köklü dondurma aldım. Biliyorsunuz ki meyan kökü Danimarka'da çok popüler. Aynı zamanda başka çeşitli de aldım. Üstüne de başka bir şey eklettirdim. Dediğim gibi bence fiyatı uygun. Sizce ucuz mu? Yorum sizlerde. Danimarka'da da arada olaylar olabiliyor. Polis arabasıydı yanlış anlamadıysam. Şu anda evimize doğru bisikletimi almaya gidiyorum. Güneş açtı. Birazcık da moraller yükseldi. Arkamda bir Danimarkalı'nın bir Türk eşle evliliğiyle alakalı böyle bir konferansımsı bir şey var. Çok ilginç. Yoldan geçerken dinliyordum. Yani Türkler her yerde diyorum. Arka planım tablo gibi resmen çok güzel gözüküyor. Bugünlük bu kadar diyebiliriz. İlk günüm böyle geçti. Biraz alışveriş yaptım. Kıyafet aldım kendime. Bazı şeyleri çünkü Türkiye'de bulamıyorum. Danimarka'da aldığım şeyler biraz daha farklı oluyor. Türkiye'de tam bulamıyorum. Bu tarz güzel videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri motivasyon ediyorsunuz. Mutlu oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer günleri de çekeceğim. Hoşçakalın.